Ortaöğretim fizik kitaplarında madde ve özellikleri ünitesinde piezoelektrik konusunun işlendiğini görmekteyiz. Piezoelektriğin kullanım alanları için verilen örneklere bakıldığında, örneklerin gündelik hayatımızda karşılaşabileceğimiz örnekler olduğunu görüyoruz. Otomotiv ile ilgili bir örnek görülmemektedir. Oysa ki piezoelektrik, otomotiv endüstrisinde birçok parçanın çalışma ilkesini oluşturur. Bu yüzden bu çalışmamızda piezoelektrik kavramı ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. Piezo kelimesi Yunanca basınç uygulamak anlamına gelmektedir. Kuvars gibi bazı malzemelerin atomik kristal kafes yapısı normal şartlarda denge durumundayken malzeme üzerine basınç uygulandığında kafes yapısındaki değişim malzemenin elektrik üretmesine neden olmaktadır. Piezoelektrik konusunda tarihte ilk kez 1880 yılında Pierre Curie ve kardeşi önemli çalışmalar yapmıştır. Piezoelektrik deneyi için kullandığımız malzeme piezo disk adı verilen elemanlardır. Görmüş olduğunuz piezo disk üzerine elimizle basınç uyguladığımızda üretilen elektrik akımı led veya bir multimetre ile ölçülebilir. Piezoelektriğin en fazla kullanıldığı sensörlerin başında vuruntu sensörleri gelmektedir. Günümüz otomobil teknolojisinde piezo seramik malzeme ile üretilmiş bu sensörler benzinli ve dizel motorlarda kullanılmaktadır. İkinci olarak piezoelektrik malzemenin kullanıldığı alan dizel motorlarda yeni sayılabilecek bir teknoloji olan dizel piezo enjektörleridir. Son olarak yüksek basınç veya kuvvet algılamasının yapıldığı yerler sayılabilir. Örneğin dizel common rail motorlarda rail basın sensörleri gibi. Vuruntu sensörü silindirlerin tam ortasına gelecek şekilde silindir bloğuna bağlıdır. Bazı firmalar ürettikleri bazı motorlarda birden fazla vuruntu sensörü kullanabilmektedir. Silindir içinde yanmadan kaynaklı vuruntunun oluşturduğu titreşim yoğunluğu vuruntu sensörleri ile ölçülür. Vuruntunun belli bir eşik değeri geçmesi durumunda benzinli motorlarda elektronik kontrol ünitesi ateşleme avansını düşürür. Dizel motorlarda ise enjeksiyon ile ilgili düzeltme yapılır. Ölçüm yaptığımız Renault Fluence benzinli motorda silindir bloğunda çekiç darbesiyle oluşturduğumuz titreşim tıpkı yanma vuruntusunun benzerini oluşturmaktadır. Sensörün gerilim sinyali görülebilir. Benzer bir ölçüm vuruntu sensörü sökülerek dışarıda da yapılabilir. Vuruntu sensörleri takılırken mutlaka doğru tork değerinde sıkılmalıdır. Montaj yeri değiştirilemez. Sensörün arızası durumunda tamir söz konusu değildir. Piezoelektrik özelliğe sahip malzemelerin bir diğer önemli özelliği terslenebilir olmasıdır. Örneğin malzemeye elektriksel bir gerilim uygulandığında malzeme genleşme göstererek çevresine basınç uygular. Görmekte olduğumuz dizel piezo enjektörler bu prensiple çalışmaktadır. Yaklaşık 400 adet piezo diliminin üst üste getirilmesiyle bir bütün oluşturulur. Enjektöre uygulanan 100 ila 200 volt arası bir gerilim piezo disklerde bir uzama meydana getirir. Bu mekanik etki hidrolik basınca dönüştürülerek iğnenin açılması sağlanır. Piezo enjektör teknolojisi selonit enjektörlere göre
yüksek iğne hızlarını mümkün kılmaktadır. Bu sayede çevrim başına enjeksiyon sayısı arttırılabilmektedir. Piezo enjektörlere sahip dizel motor çalışırken kablo soketi enjektörlerden kesinlikle sökülmemelidir. Akım kesilmesi piezo elemanı genişlemiş olarak bırakacağından enjektörlerden sürekli yakıt akışı olacaktır. Bu durum ciddi motor hasarlarına yol açar.